Kız 15 yaşında, adam 38. Aralarında 23 yaş fark var. Üstelik adam evli ve iki çocuklu. O kadar da değil. Üstüne üstlük bir de sevgilisi var. Mamutçu gazeteci deyişiyle ayrıca aşk da yaşıyor yani. Kız çok sonraları beni kesmeye başlamıştı diye anlatacak ilk karşılaşmalarını. Kısa bir süre sonra aralarındaki bakışmalar flörte ve sonra da ilişkiye döner. Şimdi size soruyorum. İyi düşünün, taşının ve size en uygun gelen tarafı seçin. Buna sapıklık diyebilirsiniz. Bir hebefil vakası diyebilirsiniz. Belki de kızın hemen rehabilite edilmesini ve adamın da gözaltına alınmasını talep edebilirsiniz. Belki de kınanması gereken bir Lolita kompleksi birazdan anlatacağım. Hatta çocuk gelin diye adlandırılabilir. Üstelik bir yaşlı adam, genç kız ve hafiften birçok eşlilik durumu da var. Ya da söz meclisten dışarı bize halt yemek düşer de diyebilirsiniz. Zira bu konularda hariçten gazel okumak kolaydır. Ama birazdan anlatacağım ve az önce söylediğim her şeyi aslında içinde barındıran hikayenin öznelerinin adını öğrendiğinizde düşünceleriniz hala aynı kalacak mı? İşte onu bu videonun sonunda göreceğiz. Adam sinemanın büyük yönetmenlerinden birisi olan Memduh Ün. Önce Beşiktaş'ta futbolcu olarak başlamış, sonra yapımcı yönetmenliğe sıçramış ve yarım asır devam etmiş. O sıralarda aşk yaşadığı kız, kendisinden 12 yaş küçük olan muhterem Nur'dur. Memduh Ün'de bulamadığı mutluluğu, sonra kendisinden 21 yaş küçük olan Müslüm Gürses'te bulacaktır. 1949'da evlendi ve hiçbir zaman boşanmadığı çocuklarının annesi olan kadın mı? Cahide Şen. Ama o kadın bu hikayenin ve böyle hikayelerin gölgesinde durur. Asıl hikaye onunkisi olsa bile. Ya film setinde kesmeye başladığı kız? İşte o, sonradan sinemamızın birkaç efsane kadın oyuncularından birisi haline gelecek olan Fatma Girik'tir. Birliktelikleri ise ömür boyudur kelimenin tam anlamıyla. Peki bu ömür nasıl geçti? Babasının karşısına geçip ben artist olacağım dediğinde 12 yaşındaydı. Baba bir deniz emekçisiydi. Dalgıçlık başta, ne iş olsa yapıyor, 3 çocuklu ailenin geçimini sağlıyordu. Sağlam adamdı. Ne yaparsan yap, adam gibi yap diye cevapladı. Fatma 1942'de doğduğunda bir kızın karşılaşacağı yüklerle baş edebilecek şekilde yetiştirmeye karar vermişti. Öyle ki erkekler hamamına bile götürdüğü olmuştu. Çok sonraları erkek foto diye anılması, toplumsal sorunlara söz fotoda programıyla sert müdahalelerde bulunmasında babanın bu etkisi mutlaka vardır. Söz fotoda. Bu hafta fotoyu solumsuz izleyeceksin. Bir kaçırılışın nefes kesen öyküsü. Çocukları rehin tutulan gözü yaşlı ana babanın sorumudu Fato. Ne güzel kız sözleriyle büyümüştü. Pırıl pırıl mavi gözleri herkesin dikkatini çekiyordu. Ben artist olacağım lafı her genç kızın o yaşlarda edebileceği sözlerden fazlasıydı. Kararlıydı. Ortaokul 2'de okulu bıraktı. Bir komşunun yol göstermesiyle annesiyle birlikte figüranlık işlerini kovalamaya başladı. Anne kız o setten bu sete gidiyor, iş arıyorlardı. Kazandıkları para hiç de fena değildi. Muzun lüks sayıldığı yıllardı ve onlar eve muz bile alabilmişlerdi. İlk figüran rollerinden birisi de Barto burasında oturmaktı. Beyaz gömleği kamerada iyi durmaz diye yönetmen bir kırmızı eşarp vermişti. Yönetmen. Yani Memduh Ün. Sonra tam 56 yıl beraber olacakları ve hayatlarına başka hiç kimseyi sokmayacakları adam. Gözlerimin mavisi hep ona ait oldu diyeceği adam. Ama araya bu ilk filmin oyuncusu Talat Artemel girer. Tam 41 yaş büyüğü olduğu Fatma'yı ailesinden ister. Zamane oyuncuları demek 18 yaş üstü kadınları pek dikkate almıyorlarmış. Fatma'yı istemeye de kim gider biliyor musunuz? Memduh Ün'ün sevgilisi muhterem Nur. Artık bir iyilik mi yapmaktadır yoksa içgüdüsel olarak ilişkisini mi korumaktadır bilinmez. Aile Fatma'nın bu ünlü talibini reddeder. Kısa bir süre sonra da Talat Bey vefat eder. Yeni set Antalya'dadır. Filmin adı anlamlıdır. Murada ereceğiz. İşte bahsettiğim kesişmeler bu sette başlar. Memduh Ün'ün bütün yönetmen arkadaşları Fatma'nın oyunculuğunu yetersiz bulurlar. Memduh Bey ısrarlıdır. Fatma'daki ışığı fark etmiştir. Herkese karşı direnir ve Fatma ile çalışmaya devam eder. Haklı çıkan o olur. 1959'a gelindiğinde Memduh Bey muhterem Nur'dan ayrılmış, Fatma ile ilişkileri de artık bilinir olmuştur. Özel hayatlarında ve sinemada uzun
büyük bir yolculuk başlar. Türk sinemasının patlama yaptığı zamanlardır. Evet, teknoloji çok zayıftır. Bilgisayar efektleri, uçar kaçar kameralar, animasyonlar falan yoktur. Oyuncular özel karavanlarında özel kuaförleri ve makyözleriyle çalışıp hazırlanan elbiseleri tasarım danışmanları eşliğinde denemezler. Sabah kalktıklarında saçlarını yıkar, bigudilerini takar, elbiselerini bavula koyar, bavul ellerinde Boğaz'ın çingene vapurlarından birine atlar ve film setinin yolunu tutarlar. İşte belki de tam bu yüzden filmler çok sıcaktır. Halk filmleri ve oyuncularını sevgiyle kucaklar. Bütün ülke AVM'ler değil, açık hava sinemalarıyla doludur. Aileler konu komşu toplanıp giderler. Bir ellerinde buz gibi gazoz, öbür ellerinde taze kavrulmuş ay çekirdeği beyaz perdeyle bütünleşirler. Yılda 5-6 film çekmek leblebi bir çekirdek gibidir. Fatma Girik 1962 yılında 10, 1964 yılında 17, tam 17 film çeker. Bütün kariyerinde çektiği filmlerin sayısı 180'i bulur. Muazzam bir sayı, bir daha asla tekrarlanamayacak. Keşanlı Ali Destanı ve Sürtüğün Kızı ile Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülleri alır. Büyük Yemin, Ezogel'in Acı filmleriyle Adana Altın Koza'dan en iyi kadın oyuncu ödülleri gelir. Yaşam boyu onur ödüllerine sahibi olur. 1970'lere giderken sinema zayıflar. Sinemadan şarkıcılığa geçiş furyasından Fatma Girik de nasibini alır. Ekmek parası. 12 Mart faşist junta dönemi ülkeyle birlikte sinema ve eğlence hayatında cendereye alır. Reklam filmleriyle geçimini sağlar. Junta dönemi sona ererken oluşan özgürlük ortamında sinemaya devam eder. Ama işin eski tadı yoktur. Bu dönemin en önemli filmi Yılanların Öcü'dür. 1980'lerde televizyon dizilerine başlar. Fatma Girik'i aynı kuşak kadın oyuncularından ayıran bir özelliği vardır. Film seti dışında mümkünse çoluğu çocuğu için lobi yapıp evinde hanım hanımcık oturanlardan değildir. Toplumsal olaylara müdahil olabilmek için hep bir arayış içindedir. 1988'de Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den Şişli Belediye Başkanı seçilir. Bir dönem yapar. Belediye başkanlığı bittiğinde bu kez televizyonlarda söz foto programına başlar. Ezilen, itilen, marjinalleştirilen insanların haklarını savunan programlar yapar. Tabii televizyon sansasyonlarını da ihmal etmeden. Kaçırılan çocukların peşine düşer, uyuşturucu kaçakçılarının merkezine girer. Şiddete uğrayan transseksüellerin haklarını savunur. İran sınırına Beşkala, dünyanın uyuşturucu merkezi olduğu iddia edilen bu yerde FATO neler yaşadı? Pavyondan kız kurtarmaya çalışır. FATO'da programını telefonla arayan gözü yaşlı bir anne, kocası tarafından pavyona satılan kızını kurtarması için Fatma Girik'e yalvarıyordu. Programı gerçekçi olsun diye çok dikkat eder. Adana'da pencereden atlayıp pavyondan kaçmaya çalışan bir kadını canlandırmak için kendisi pencereden atlar. Bel omurunu kırar. Söz fotoda Esra Erol gibi birçok programın esin kaynağıdır desek doğrudur. Sinema, dizi, sahne, siyaset, reality show. Bütün bunlar birbirinin yerini alarak devam ederken bir şey hiç değişmez. Murada Erici setinde başlayan o ilişki aynen kalır. 2015 yılına dek hayat arkadaşlığını sürdürürler. Yönetmen adamla 15 yaşındaki kızın beraberliğinin bugün nasıl tepki çekeceğini düşünün. Aslında o zaman da tepki çekmiştir. Fakat çift hiçbir lafı aldırmadan hayatına devam eder. Çift 56 yıl boyunca Memduhün'ün vefatına kadar beraberdir. Memduhün'ün vefatından sonra Fatma Girik Bodrum'da figüranlığa beraber başladığı güzel annesiyle birlikte yaşar. Ailesine her zaman sahip çıkmıştır zaten. 17 kedisi ve 5 köpeği onlara eşlik eder. Halktan biri olarak günlük hayatını sürdürür. Aslında belki o zaten halktan biridir. Benzerlerinden farklı olarak şöhret onun için hayatını açtığı bir parantez gibidir. Ama bütün o huzurlu hayat sürerken içinde bir yerlerde ifade etmekten hiç çekinmediği bir sızı ona eşlik etmeye devam etmektedir. Bir gün elbette öleceğim. Ölüm kötü bir şey değil ki. Memduh'a kavuşacağım. Zaten mavi gözleri hep ona ait değil midir? Pek az Fatma Girik var. Oyunculuğun ve aşkın az sayıdaki rol modellerinden birisidir. Oyunculuk başta olmak üzere kendini kararlı bir şekilde geliştirmiştir. Zenginliği, mal, mülk ve sex and the city sosyete hayatıyla değil, insanlardan bir insan olmayla tanımlamayı başarmıştır. Hamutçu magazin sayfaları ile değil, yaptığı işlerle tanınmış, magazincilerin kastettiğinden çok başka bir anlamda aşk yaşamıştır. Pelin Olgun, video arkası.
videomuzun altındaki yorumlar. Nasıldı ama çok eğlenceliydi. Nasıldı ama çok eğlenceliydi. Çok saçmaydı değil mi? İşte bak bu hareketlerin de... Ay bismillahirrahmanirrahim. Rahatsız oluyor mu bunu yapmamdan? Abdülkadir Akkoç. Pelin abla da anancıymış. Çok ayıp bu yaptıkları. Anan küfretmedim. Sen sadece kayıt dedin ama anan dedim. Ne olabilir? Kelebek de diyebilirdim ondan sonra. Başka bir şey. Muşamba da diyebilirdim. Anan çıktı ağzımdan. Muhammed Ali Şahin. Bayram nedeniyle içerik bulamamışlar. Hayır, içeriği her zaman bulabiliyoruz ama bayram nedeniyle birazcık tatil yapmak istedik. Ama hoşunuza gitmedi mi? Böyle güzel kamera arkası olmuyor mu yani? Bence oluyor. Ne olur daha çok sevin, daha çok yapalım. Rüzgar. Manzara malev alev olduğunu bu videodan öğrendim. Aa, sen de mi mataram diye düşün. Ama çok zor. Bu kadar şey garip grup. Ya yani yine şimdi laf sokacak. Ha işte bir sürü Instoş'tan şey çekip tweet atmış ya, bir o vasıfsızsınız mı yazmış, ne yazmış okumadım, ciddiye de almadım ama yani hiç muhatap olmayalım, boş ver. Rüzgar, sorun sende değil kardeşim, ototune'da. Bunu çok dayarsam oluyor sesin. Aa, Kızıldereli diyebiliyordum ben de demiş. Öğrenmen gereken bir şey daha var. Buradaki de ayrı yazılır. Furkan Kılıç. Sonuna kadar izleyen Bordo Bereli'dir. Bordo bedellidir ne abi? Bedellidir. Ben de Bereli'dir diye okudum, son anda fark ettim. Bunun bedelini ödeyeceksin. Alsa da Bordo. Kafası karışmış. Al işte bak, bütün videoyu izlediğinde böyle oluyorsun. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. De çekin. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Aha geliyor yine. Gelmeyeceğim bu sefer. Geldim.